Merhabalar, ben Gaye Döşer. 11 Ağustos 2018 tarihinde 18 derece Aslan'da gerçekleşecek olan güneş tutulmasında dünyanın neresinde olursak olalım tutulmadan enerjisel olarak etkileneceğiz. Özellikle de enerji çalışmaları yapan arkadaşlar tutulmadan en çok etkilenebilecek, yani naif ve hassas kişiler diye düşünüyorum. Bu enerjilerle çalışıp tutulmanın etkilerini minimum seviyeye düşürebilirsiniz. Kristallerin enerjilerinin de arttığı bu tutulma dönemlerinde yüksek titreşimli kristallerle çalışırsak meditatif çalışmalarımızı verimin en yüksek seviyesinden alabiliriz. Güneş tutulması esnasında ayı dünya ile güneş arasında girdiğini biliyoruz. Bu durum ay ile olan bağlantımızı da kuvvetlendirirken güneşle olan bağlantımızda bize beden, zihin ve ruh dengemizi kurmamız için bize fırsat sunuyor. İster olarak güçlü ve derin değişimlerin inşa edildiği bu müthiş zaman dilimlerinde yapabileceğimiz tabii ki çok çok güzel çalışmalar var. Güneş tutulması bir yeni aydır ve yeni aylar yeni adımlar atma zamanlarıdır. Aslan Burcu'nda gerçekleşecek yeni ayda Merkür de Aslan Burcu'nda retro olduğu için yeni adımlar atmak, başlatmak ya da hani istediğimiz yeni bir şeyleri çok iyi araştırıp gözden geçirmeyi, enine boyuna düşünmeyi, başından ta sonuna kadar da tekrar iyi iyi planlamamızı ve değerlendirmemizi tavsiye ederim. Merkür geri giderken gerçekleşecek olan bu tutulmada kristallerle meditasyon, yani derin tefekkür meditasyonları yapabiliriz. Bunun için de elimize bir mavi dantel akik ya da florit taşı alabiliriz. İkisi de gerçekten Merkür'ü destekleyecek olan taşlardır. Bu elimizde bu taşlar varken ve tefekkür meditasyonundayken nefesimize odaklanmak ve sakin kalmak, sırtımızı dik tutmak yeterli. Güneş tutulması için de dünya gezegeniyle, yani toprakla bütünleşmek size önerebileceğim şey. Bu da toprağa oturup birkaç derin nefes alıp verip topraklama taşları kullanabilirsiniz. Örneğin obsidyen gibi. Bu tutulmada size destek verecek olan tüm olumsuz çıkabilecek, oluşabilecek olumsuz duygularla baş etmenize yardımcı olabilecek Doktor Bah çiçek özleri öneriyorum. Bunlardan ilki Holly ve resimde gördüğünüz Impatience. Tabii bir de Heather var. Heather'da tükenmişlik ve kaçma duygusu yaratan tahammülsüzlük duygularından oluşuyor. O zaman da işte Heather'dan destek alabilirsiniz. Bu çiçek özleri için bana başvurabilirsiniz. Ya mail atabilirsiniz ya da kozmik merkezi arayabilirsiniz. Seve seve yardımcı oluruz. İkinci olarak size amber ve sitrin taşını öneriyorum. Bu tutulma için. Sitrin taşı güneşin hitap ettiği solar plexus çakrasını ve bu enerji merkezine bağlı olarak çalışan bütün iç organların tutulmada düşebilecek titreşimlerini yeniden yükseltebilmek için çok büyük bir önem taşıyor bence. Gerçi Jüpiter'in abartılı bir etkisi olduğu için bu da aşırı ego ve hırs ve bununla birlikte tabii bunun getirebileceği zararlar, yani utanç, aşırı gurur gibi ya da fazla egodan dostlarını kaybetme gibi, bu duyguları da onarmak için gene sitrin taşı gayet uygundur. Karar almamızı kolaylaştırabilecek gene sitrin taşı bolluk ve bereket tezahür ettirmek için de gene sitrin taşının önemini biliyoruz. Bunun dışında bir de amber var ki amber de böcekler ve bitkiler gibi böyle fosilleşmiş organik maddelerden oluşan harika bir reçinedir.
Amber güneşe bağlayan, insanları güneşe bağlayan sımsıcacık bir güneş taşıdır. İçimizi ısıtır, tanıdık gelir, doğaldır, rahatlık verir ve doygunluk hissi verir. En önemlisi tutulma sırasındaki hepimizin ihtiyacı olan enerjiyi geri kazanmamıza, yani şarj olmamıza yardımcı olabilir. Eğer amberin daha kuvvetli olmasını istiyorsanız, daha güzel bir içsel dönüşüm içinde bu duyguları yaşamak istiyorsanız, o zaman elinize, yani amberin yanına ya moldavit ya da tektit denilen meteor taşlarından almanızı tavsiye edebilirim. Bu taşları da çalışırken tabii değişik meditatif çalışmalar yapabiliriz, tasarlayabiliriz. Mesela yapmak istediğimiz konuya da bağlı olarak değişik taşlar kullanabiliriz. Örneğin enerji temizlemek ve dengelemek için kıyanit, kristal kuvars, efendime söyleyeyim şungit, selenit gibi. Topraklanma istiyorsak siyah turmalin, obsidyen, hematit gibi taşları kullanabiliriz. Peki size birkaç tane de meditatif çalışma önerisi sunabilirim. Mesela bir tanesi gene sitrin kristaliyle bir portakal yağının oluşturduğu güzel bir tutulma banyosu. Tabii portakal yağını sütle karıştırıp suya ancak o şekilde koymamız gerekiyor yağın erimesi için. İkincisi doğada seçtiğimiz böyle çimenli bir bölgeye yaptığımız bir tam yuvarlak ızgaranın merkezine oturarak bu bahsettiğim tefekkür çalışmasıydı. O da yuvarlığı şu taşların oluşturması şartıyla sitrin, işte selenit, mavi dantel akik, kehribar, şungit gibi, florit gibi taşları tam bir yuvarlak çizip ortasına oturup meditasyon yapabilirsiniz. Üçüncüsü gece yatarken yastığınızın altına bir selenit koyabilirsiniz ya da güneş taşı koyabiliriz. Ay ve güneşin enerjilerini dengelememize yardımcı olacaktır ama yastığın altına unutmayın. Son olarak bir de size şunu söyleyebilirim, önerebilirim. Tutulmadan 6 gün önce veya sonra fazla temizlemeye gerek kalmayan, çünkü o organiktir kehribar. Kehribar bir kolye takabilirsiniz. Sabahları takar, akşamları dinlenmesi için bırakırsınız. Tabii ki birçok olumlama cümleleri de kullanabilirsiniz. Bu cümlelerle birlikte bu güneş tutulmasını en minimum seviyede, etkilerini en minimum seviyede atlatabiliriz. Şimdilik bu kadar. Sizi seviyorum. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Bir sonraki tutulmada görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.